Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Çin ve Singapur işbirliği yaptı. Yapıyor adı altındaki bu haberi. Şöyle bir inceleyeceğiz. Önemli bir konuya değineceğiz arkadaşlar. E, pek çok noktada es geçilen ama çok önemli bir noktaya değineceğiz. Bu da yeşil finansman meselesidir. Tamam mı? Bunun üzerine konuşacağız. Bu arada siz de videoda adı geçen altcoin'ler arasında hangisinin kendi favoriniz olduğunu videonun yorumlar bölümünde hangisini daha çok beğendiğinizi belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. Şimdi diyor ki Çin ve Singapur işbirliği yapıyor. Buradaki işbirliği adı altındaki olay nedir arkadaşlar? Evet yeşil finansman. Şimdi yeşil finansman muhabbeti de şudur. Ee, en son hatta bir haber gördüm. Neydi? Solana bir yılda bilmem kaç tane işte havaalanının bilmem ne kadar enerji şeyine eşit gibisinden bir şey gördüm tamam mı? Tabii çok açıklayıcı olmadı farkındayım ama. Şimdi olay şu. Ne yazık ki ABD tarafı ilk olarak 2-3 tane eyaleti bir rapor yayımladı arkadaşlar ve dedi ki biz madencilik işine sıcak bakmıyoruz. Aynı zamanda kripto par paralara da sıcak bakmıyoruz çünkü inanılmaz derecede enerji tüketiyorlar. Bir, iki, çevre dostu değiller, doğa dostu değiller. Şimdi bunlar da zaten birbiriyle bağlantılı olaylar. Adamlar ne istiyor? Bir, çok fazla enerji tüketmemesini istiyor. İki, çevre dostu olmasını istiyor. Şimdi bunlar önemli konular arkadaşlar. Bakın bu şartlar nedir biliyor musunuz? Mesela madencilik Rusya'da çok meşhurdur. Rusya'da madencilik hat safhada. ABD'de öyle değil niye? Rusya adamların enerji sıkıntısı yok ki. Adamlar neyin önüne geçecek? Adamda enerjiden bol bir şey yok. Sıkıntı yok. Fakat dünyanın geneli e, Rusya kadar konuyla alakalı şey değil. E, şanslı değil. Bundan kaynaklı sıkıntılar yaratabiliyor. Bakın, Ethereum'un yapmış olduğu merge işte e, search yaklaşan daha doğrusu gelmiş olan şapelle olsun. Bunların hepsi arkadaşlar. Birincisi hız, maliyet konusu tabii. Aynı zamanda enerji tasarrufu ve çevre dostu olmaya da yönelik yükseltmeleri içerir. Yani Ethereum bugün bizzat bu olay üzerine çalışmaktadır ki sert olmayan regülasyonlar ve kabul oranları artsın. Bakınız. Başlı başına pos mekanizması, pos mekanizması bunun için geliştirilmiştir ve Ethereum'un buraya geçişi de bunu ifade eder. E, pos'a bir diğer örnek Cardano'dur. Cardano da fena değildir. E, bu konu üzerine çalışmaya devam etmektedir. Aynı zamanda arkadaşlar, bakın Polygon, e, az önce bahsetmiş olduğumuz ABD tarafındaki o ilk rapor yayınlandıktan sonra poligon ağı, Enerji tasarrufu ve çevre dostu olma konusunda anında bir yükseltme ve güncelleme yapmış, bu konuyla alakalı bir yol haritası yayımlamışlardır. Aynı şekilde e, farklı yerlerden de bunlar olmaktadır. O yüzden ben her zaman söylüyorum POS, evet PAV'ın da POS'un da e, avantajlı ve dezavantajlı noktaları bulunmaktadır. Fakat e, bu konudan dolayı kabul görme kaynaklı olarak POS, bu noktada çok daha avantajlıdır arkadaşlar. Çünkü daha çevre dostu ve e, daha enerji tasarrufu bulunan bir mekanizma olduğunu unutmamak lazım. Hatta bundan kaynaklı olarak Çin tarafından ayrılan son fonda rebüçlere ve POF mekanizmasını kullanan altcoin projelerine tahsis edileceği belirtmiş, belirtilmişti. Bundan kaynaklı olarak bunlara dikkat edin. E, yatırım yapacağınız uzun vadeli yatırım yapacağınız altcoinin post mekanizmasını mı kullanıyor? E, bu oldu ya da olmadı halinde de ne kadar çevre dostu, ne kadar enerji tasarrufunda bulunduğuna dikkat etmeniz hayli önemli olacaktır arkadaşlar tamam mı? Çin ve Singapur işbirliği yapıyor. Çin ve Singapur yeşil finansman için işbirliği yapacağını açıkladı küresel ekonomilerde yeşilleşme çabası devam ediyor. Bununla birlikte ülkeler düşük karbon emisyonu yaratacak finansal çözümler geliştirmeye devam ediyor. Çin ve Singapur düşük karbon emisyonu için işbirliği yapacağını açıkladı. Yakın zamanda biliyorsunuz Dogecoin tarafından da bir takım açıklamalar geldi. Bakın Terra ve Terra Classic mesela şu an bunun üzerine çalışıyorlar. Ya ben çok bunun üzerine çalışmayı mantıklı görmüyorum. Çünkü onların durumu zaten farklı. Hani zaten kabul edilemezler ama onlar da yapıyor arkadaşlar. İşte e, Orneo adı verilen bir e, çevre dostu olma konusunda enerji tasarrufunda bulunma konusunda önde gelen bir projeyle iş birliklerini duyurmuşlardır. Yani Tera ve Tera Klasik gibi yerlerde de e, aynı çalışmalar sürmektedir başlıca Asya ekonomileri olan Çin ve Singapur yeşil ve geçiş finansmanı alanındaki işbirliğini derinleştirmek için bir görev gücü oluşturdu hareket bölgede düşüp karbonlu bir gelecek için daha fazla kamu özel sektör işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlıyor Singapur para otoritesi Çin Singapur yeşil Finans görev gücünün kurulması için Çin Halk Bankası ile işbirliği yaptığını duyurdu GFTF ile ikili karbon ayak izlerini azaltmak için bir dizi finansal standart ürün, teknoloji ve tanım e, geliştirmeyi hedefliyor. E, bu arada Singapur'u nereden biliyoruz? Singapur arkadaşlar nedir? Şu anda Almanya'dan sonra Almanya'da çok yakın zamanda birinci sıraya geçti bu listede. İkinci sırada bulunmaktadır. O da dediğim gibi daha çok yeni düştü. Ee, ...en kripto dostu ülke olarak bilinir arkadaşlar Singapur. Aynı zamanda şunu da belirtelim... ...Singapur'un piyasadaki e, adı geçmesindeki sebeplerden biri... ...tabii Tera'nın da Singapur merkezli olması ve... ...bu çöküşte Duvon meselesinde bizzat Singapur'un da... ...ne olması e, olayın içerisinde bulunması başrol ülkelerden biri. Çin ve Singapur'dan kamu özel sektör katılımcıları ülkelerimiz için düşük karbonlu bir geleceğe güvenilir ve kapsayıcı bir geçişi desteklemek için sermaye akışlarını hızlandıracak somut girişimler üzerinde işbirliği yapacaklar açıklamalarında bulundu. GFTF ülkelerin yeşil ve geçiş tahvili ürünlerine iki yönlü erişimi içeren sürdürülebilir tahvil piyasası bağlantısını güçlendirecek ve teknoloji girişimleriyle sürdürülebilir finansın benimsenmesini kolaylaştırmayı amaçlayacak. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar dediğim gibi, e, bunlar dahilinde her zaman yatırım yapacağınız eğer bu bir uzun vadeli proje ise tutunumu açısından bunun ne derece enerji tüketimi e, yaptığını, ne de, e, ne derecede yeşile uygun olduğunu da aynı zamanda bilmek gerekecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olup videoyu da beğenebilirsiniz bol kazançlar dilerim videoyu izleyen herkese hoşça kalın